her şeyi yemek istiyorum ya. Yani böyle doymamacasına her şeyin tadına bakmak istiyorum. Madem geldik buraya, böyle besleneceğiz. Ya işte biz Gangnam'da oturuyoruz. Şarkı aslında bunun için. Dehşet bir kalabalık var ya. Bilmiyorum ya. Bugün son günüm. Bu gece ayrılacağım Seul'den ve çok üzgünüm ya. Hakikaten. Muhteşem bir tatil oldu benim için. Çok çok değişik iki tane kültür gördüm. Önce Tokyo, sonra Seul. Şimdi kahvaltı yapacağım, duş alacağım. Havlumu aldım. Sonra çantamı toplayıp çantamı buraya bırakacağım hostelime. Ve yine gezmeye başlayacağım. Daha gece benim uçağım. Dolayısıyla hemen hemen bütün günüm var gibi bir şey yani. Saat 9'a kadar falan buralarda olacağım. Şimdi birazcık hostelimi şöyle göstereyim. Böyle minik tatlı bir bahçesi var. İçeride çok konuşamayabilirim çünkü insanlar kahvaltı falan yapıyor. Böyle gayet sessiz bir ortam var. O yüzden çok konuşamayabilirim. Şöyle ayakkabıları bırakıyoruz. Ayakkabıyla girmek yasal. Herkes ayakkabını girişte bırakıyor. Çıplak ayakkabıya terlikle artık. Bunun ismi K-pop hostelinin. Ve duvarlarda böyle işte Seul'deki, Kore'deki K-pop yıldızlarının posterleri falan var. Bunlarda ciddi bir K-pop manyaklığı söz konusu. Dolayısıyla işte böyle gelen misafirler yazmış bir şeyler. Çok seviyoruz, çok tatlısınız falan filan. Burası üst kat, lobi. Benim kaldığım yer. Böyle bir oturma alanı var işte. Şöyle göstereyim. Tatlı bir yer ya yani. Çok mu mükemmel değil ama ben sevdim. Burası da odam. Kahvaltı saatini geçirdim tabii ben. İşte duş al, çantanı hazırla vesaire. Şimdi çıktım. Yine 7-Eleven'da herhalde şöyle bir atıştırmalık bir şeyler yerim. Ondan sonra kahvemi sürpriz bir yerde içeceğim. Ben yine şundan yiyeceğim. Bunun sarılısı yokmuş. Sarılısı daha güzel. Bundan buldum. Bakayım başka neler varmış. Ne olduğunu pek anlayamadım. Şeyler. Neli bu? Susam sokağı diyor. Sweet corn bread. Bu hikayede yok. Alalım bakalım zehiri. Bunu da koş şöyle. Sonra ciyuma. Kukiler, mukiler. Şu an kahvaltıda bunları yiyelim. Yine yukarıdaki şeylerden bakacağız. Bu neymiş acaba? Vazgeçtim hamur işi yemekten. Onun yerine şöyle bir roll aldım. Valla Asya'da 3-4 gün durunca herhalde bunlara benzemeye başlıyorsunuz. Kahvaltıda işte pirinç, balık ve yanında da kahve içeceğimi hiç tahmin etmezdim ama oluyor. Madem geldik buraya böyle besleneceğiz. İçi de şöyle. Yani oldukça lezzetli olduğunu söyleyebilirim şu an. Ağzımın suyu akıyor resmen. Görüyorsunuzdur. Biraz da acı. Yani biraz bayağı acı ama çok lezzetli yani söyleyeyim. Bu arada hemen bir bilgi. Buradaki asansörlerde zemin katı yani 0 yok, 1 var. Yok yani. Çocuklar da doğduğunda 1 yaşında sayılıyormuş. Bizim gibi böyle aradan 12 ay geçince 1 olmuyor. Direkt doğar doğmaz 1 yaşında sayılıyormuş. Öyle saçma bir bilgi daha vermiş olayım. Şimdi Rakun Kafe'ye gelmiştim de burası 12.30'da açılıyormuş. Dolayısıyla ben başka bir yere gideceğim. Oraya da daha sonra gideceğim. Şimdi Gangnam'a geldim. Daha önce gece görmüştüm burayı ışıklar içinde. Güzeldi baya. Dedim bir de gündüz göreyim bari. Gündüz gözü inen bir görelim bakalım. Her yerde böyle devasa gökdelenler. Gökdelenler ve böyle LED ekranlar. Tabii gece çok daha güzel oluyor buralar. Gündüz böyle çok bir anlamı yok da gece hakikaten efsane oluyor.
Samsung her yerde ya. Adeta şehrin, belki de ülkenin iliklerine kadar işlemiş durumda. Her yerde bir Samsung bilmem nesi mevcut. Baksana abi, tasarım olarak da güzel öyle. Bizdeki gibi böyle saçma sapan kondurmamışlar Gökhan. Yani gayet böyle modern tasarım. Hakikaten etkileyici yani. Baksana. Şimdi hemen burada araya giriyor ve konuyu açıklığa kavuşturuyorum. Araştırmacı, gazeteci kişiliğimle. Şimdi Gangnam sonradan görme zenginlerin oturduğu bir semtmiş. Adını telaffuz edemediğim diğer semt ise normal anadan babadan doğma zenginlerin, yani has zenginlerin, gerçek zenginlerin ve bu işi artık hazmetmişlerin oturduğu bir semtmiş. Dolayısıyla mesela Gangnam'da oturanlar, ya işte biz Gangnam'da oturuyoruz falan diye böyle bunu muhakkak böyle belirtme gereği falan hissediyorlarmış. Öbürlerin böyle bir ihtiyacı. Dolayısıyla şarkı aslında bunun için Gangnam bölgesindeki bu hani tiplere ithafen yazılmış bir şarkı. Yani gayet mantıklı. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Hop hop hop. Yine böyle sıraya girmişler bir şey için. Zaten sırayı gören arkasına kapılıyor. Kesin burada bir şey vardır. Ben de bir gireyim sıraya diye. Çok meraklılar ya böyle beklemeye, sıraya girmeye. Şu arkamdaki yerin fiyatları güzel geldi bana. Şöyle bir baktım. Buraya bir gireyim ben en iyisi. Şöyle göstereyim işte, fiyatlar ortalama 10.000 won'dan falan başlıyor. 10.000 won da 50 lira gibi bir şey. Sanırım şunlardan birini seçeceğim ben ama. Bakalım burada ne işte, bu rice diyor. Tavuklu pilav. Kısaca bu tavuklu pilav değil, çok Türk işi gibi oldu ama. Yani bildiğiniz tavuklu pilav değil tabii ki bu. Neyse, arkada neler var? Arkada böyle bir takım ıvır zıvırlar. Yani biri büyük gözüküyor. Eğer şuna sığacak bir şeyse tek kişilik için büyük mesela. Yandakilere baksanız da iki kişiler bayağı ayı gibi bir şey gelmiş. Şimdi tuvalete giderken gördüm, böyle bir kitap ve plak köşesi falan da yapmışlar. Middle Star. Fena olmamış. Ya içeceğime henüz karar vermedim. Ne içsem diye. Burada bir takım mesela şu bir çaymış. Ama tatlı değil dedi. Hani alkollü bir şey mi içsem ondan da emin değilim. Çözemedim ya. Bakayım tekrar şöyle. Ben tuvaletteyken benim yemeğim gelmiş bile. Şöyle göstereyim. İçinde tavuk var gördüğüm kadarıyla, ahtapot var. Gördüğüm kadarıyla zaten biliyorum, tavuk aldım. Böyle sipariş ettim. Sebzeleri de amma karıştırdım be abi. Soru mudur acaba? Bilmiyorum da yani. Thank you. Bakalım neler varmış içinde. Şu bildiğin pırasaya benziyor ama emin de değilim tabi. Taze soğan var. Şunlar muhtemelen lahana. Patates falan var. Şunlar patates. Öyle bir şey bakalım, tadacağız. Tadınca nasıl olacak onu göreceğiz. Chopstick de ıvırdı zıvırdı onlar. Böyle masanın yanlarında şurada da peçete falan varmış işte böyle. Güzel. Yine demir chopstickleri bunları. Gıcık oluyor. Bu arada altındaki şu nane sürekli sıcak tutmasını sağlıyor. Şöyle bak, yerden geliyor. Kabloları var böyle. Şurada daha net görünüyor böyle. Bu sayede dumanı gördüğünüz gibi tutuyor sürekli. Bitene kadar sıcak kalıyor yani. Başarılı. İyice karıştırdıktan sonra aldı o etrafındaki o yuvarlak şeyi. Ve yemek bu arada bayağı lezzetli yani, onu da söyleyeyim. Her şeyi yemek istiyorum ya. Yani böyle doymamacasına her şeyin tadına bakmak istiyorum. Hani ne olduğunu bilmesem de böyle bir tadayım. Bir merak var ya böyle. Ve çeşit de inanılmaz çeşit yani. Her şey var abi. Yani yine bir sürü şeyi yemeden dönmüş olacağım doğal olarak. Bizimki de mide yani ama. Güzel ya. Yani Asya kültürünü, Asya mutfağını hakikaten seviyorum ben.
Yani böyle ayıcıklara bayılıyorlar ya. Her yer ayıcık. Pikachu'lar, bilmem neler. Kuşlar. Aslar. Kaplanlar. Böyle tuhaf tuhaf yaratıklar. Bayılıyorlar. Her yerde bunlar. Böyle yan yana bir sürü grup toplanmış ama yan yana, yani bildiğin şöyle bir yuvarlak, hemen onun yanına başka bir yuvarlak, biri şarkı söylüyor, biri böyle bir şey yapıyor, illüzyon falan yapıyor ama hepsinin sesleri birbirine karışmış durumda. Kızlar çığlık çığlığa böyle dehşet bir kalabalık var ya. Sen ne yapıyorsun orada acaba aptal? Ben burada oyuncak zaten. Her yerde oyuncak, ayıcık mayıcık olduğu için. Sonra bir baktım kıpırdıyor. Ne yapıyorsun orada? Kipe bak. Artık son bir şişeyim şurada. Saat şu an 9.10 geçiyor. Uçağım 1'de. 9.30. 10'da çıksam, 11'de havalimanında olsam sanırım uçağı kaçırmam. Ama yani 11'de havalimanında olur muyum? Bilmiyorum ya.